Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bahtım Karbeyazı Bölüm 10 Final. Sabah kalktığımda üstümde tonlarca yükle kalkmıştım. Ah, hayır tabii ki, Yağız koala gibi beni sarmış, ayaklarıyla da ayaklarımı sarmalamıştı. Yağız kalk hadi, kalk artık, sabah 8 olmuş. Kahvaltıya yardım edeyim. Tamam güzelim deyip tekrar sarılıp uyumaya başladı. Ben de 10 dakikadan bir şey olmaz deyip Yağız'ın sakallarıyla oynamaya başladım. Yağız bir anda elimi tutup hafif üstüme çıktı. Oo Mihran Hanım, her gün böyle uyuyup böyle uyanacaksak biz sürekli kavga edelim, yoksa seninle hiç yakın olmayacak gibiyiz dedi. Ya dün aklıma gelince direkt gözümden yaşlar dökülmeye başladı. Ne oldu güzelim, hala bir yerin mi ağrıyor? Yok, bir yerim ağrımıyor. Dün sana kötü konuştum yanlışlıkla. O aklıma geldi bir an. Yaz uzanıp yanağıma Buse kondurdu ve tamam artık, unuttum ben olanları. Ama bu son olsun bence. Ben de ona kocaman sarılıp yanağına sulu bir öpücük bıraktım. Vallahi bu son olacak kocacığım dedim ve yataktan kalktım. Oo kocacığım falan, şaşırtıyorsun beni ürkek ceylan. Hadi hadi kalk, hemen şımarma, üstünü değiştir aşağı in. Ben de annemlere yardım edeyim. Aşağıya indiğimde Sevda annem patatesleri doğruyordu. Asya ortalıkta yoktu. Büyük ihtimalle uyuyordur kesin. Sevda anne, yavrum yardım etmeye başlamadan bir koşu Asya'ya bak bakalım ne yapıyor. Ben hallederim kahvaltıyı. Temizliği de gelin görünce siz yaparsınız artık. Tabii ki anneciğim deyip Sevda annemin yanağına da sulu bir öpücük bıraktım. Bugün benden mutlusu yoktu. Ah deli kız, hadi git bakalım. Mutfaktan çıkıp Asya'nın odasına girdim. Oo, benim görümcem hala uyuyormuş. Bu ne uyku düşkünlüğü ya. Kalk bakalım hadi. Saat kaç oldu? Ya Mihran, sen git abime baksana ne olur. 5 dakika daha. Olmaz tabii ki. Hem abin de uyandı. Bir sen kaldın uykucu. Tamam al. Kalktım işte, oldu mu? Hem siz ne yaptınız dün? Konuştunuz mu abimle? Barıştınız mı? Hem ben niye soruyorum ki? Ağzım kulaklarında. Barıştık çok şükür. Senin sayende oldu valla. Çok sağ ol bes görümcem. Valla sen de beni güzel kandırıyorsun ha. Başka görümce yok tabii ki. O yüzden bes görümceyim ben. Yok kız, sen bir tanesin. Hem sen geçen Furkan eniştemizi anlatıyordun. Yarım kaldı. Onun devamını getir bakalım. Tamam hadi bakalım. Asya'dan. Furkan Bey'in odasından çıkıp direkt benim için ayrılan masanın başına oturdum. Allah aşkına, bu beni ne sanıyordu? İnancım gereği şu ana kadar sevgili olaylarım bile olmamıştı. Gelmiş bana neler diyordu. Ben böyle düşüncelere dalmışken duygu sekreter başımda dikildi. Asya, Furkan Bey 10 dakika içinde şirketin 3. katının çizimini tamamlanmış bir şekilde odamda olsun dedi. Oh valla, önce söv sonra say. Yok öyle efendim, özür dilemediği sürece asla yanına uğrayamazdım. Şu an beni şımarık sanıyorsunuz ama değil. Beni çok yanlış ithamlarla suçlamıştı ve isterse patron olsun böyle deme hakkını vermiyordu ona. Duygu'ya tamam demiştim ama tabii ki gitmeyecektim. 15 dakika sonra. Kalkıp hala gitmemiştim. Çünkü en azından bir özür borcu vardı. Ben böyle düşünürken Furkan Bey sinirli odasından çıktı. Asya Hanım, sizinleri hallettiyseniz odama dedi. Allah Allah, şu ses tonlamasına bakın ya. Şu anda onunla uğraşıyorum dedim. Yalandı, bitirmiştim. Sırf yanına gitmemek için öyle demiştim. Furkan Bey hızlıca yanıma yaklaşıp, gördüğüm üzere bitireli çok olmuş Asya Hanım. İkinci kez söyletmeyin. Çizimlerinizi de alın, odama geçin lütfen. Sinirle arkasından yürüyüp odasına geçtim. Kapıyı çok az aralık bıraktım. Buyurun Furkan Bey, istediğiniz çizimler. Çıkabilir miyim artık? Ben buna olmuş onayı vermediğim sürece çıkamazsınız Asya Hanım. Tamam o zaman.
Ben şimdi ya istifamı ya da Orhan Bey'in asistan olarak devam edebileceğimi söylemek için Orhan Bey'in odasına çıkacağım. O ara düşünürsünüz. Ne dedin sen? Ben sana bir iş verdim ve onu bitirmeden bir yere gidemezsin. Bölümde değiştiremezsin. Sizin verdiğiniz projeyi başka bir bölümde ve başka birini asist ederken de yapabilirim dedim. Gerçekten sinirlenmiştim. Her yeri parçalayasım vardı. Eğer gitme fikriniz bir saat önceki olaysa ben yanlış düşünmüşüm dedi. Ne yani, özür falan dilemeyecek miydi? Yok öyle düşünmekle falan olmazdı. O benim patronumdu ama öyle konuştuysa özrünü de dilemek zorundaydı. Duymadım Furkan Bey. Neyi duymadınız Asya Hanım? Özür dilemediniz galiba. Duymadım da ben çünkü. Furkan Bey hafif bir kahkaha atıp cidden özür dileyeceğimi düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Tamam o zaman, teşekkür ederim. İki gün boyunca bir şeyler öğrettiğiniz ve hakaretleriniz için ben Orhan Bey'e istifamı veririm deyip çıkıyorken Furkan Bey mırıltı şeklinde özür dilerim dedi. Bir şey mi dediniz Furkan Bey? Bence duydunuz Asya Hanım, işimize dönelim. O kadar sessiz konuştunuz ki duyulmadı. Tamam, özür dilerim. Yanlış anladım, kusura bakmayın. Ama ben de Furkan Ahyat'sam bu böyle bitmezdi Asya Hanım. Teşekkürler Furkan Bey. Tamam o zaman, çizimlerime baktınız mı? Olmuş mu? Yok, beğenmedim. Çok alakasız olmuş. Alt katlarla otur, yeniden çiz. Tamam o zaman, siz nasıl isterseniz deyip masama geçecekken otur yanıma, beraber çizelim. Mimarlığın ince çizgilerini öğren dedi. Ya işte, ne güzel yeni bilgiler edinecektim. Sandalyemi çok da yakında olmayacak şekilde konumlandırdım. Başladık yeniden çizim yapmaya. Yaklaşık 2 saat olmuştu ve benim çıkma saatimin üstünden yarım saat geçmişti ve kolum cidden çok yorulmuştu. Furkan Bey, yarın devam etsek nasıl olur? Hem benim saatim geçiyor hem de siz yorulmuşsunuzdur. Yalan valla, ben çok yoruldum. Furkan Bey'in yorulmasını şu an hiç düşünmüyordum. Furkan Bey, al bakalım bitti. Şimdi otur karşıma, bu çizdiğimizi tekrar kendin çiz ki el alışkanlığı olsun. El mahkum kabul edecektim. Patronuma yok siz burada kalın, ben evime gideceğim diyemezdim. Hemen elime yeni bir çizim kağıdı ve kalemi alıp çizmeye başladım. Saate baktığımda 21.45'ti ama çok şükür bitirebilmiştim. Buyurun Furkan Bey, bitirdim çizimi. Asya Hanım, bu olmamış böyle. Bunun duvar çizgileri neden böyle yamuk? Düzelt lütfen. Otur tekrar baştan başla. Ya sabır çektim içimden. Ha bir de içimden. Uyuz, gıcık patron demeyi unutmadım. İçinizden değil Asya Hanım, dışınızdan söylediniz. Bu sıfatları size söylemek yakıştı mı? Af Allah'ım, ben ne yaptım ya? Pancar gibi kızarmaya başlamıştım. Kusura bakmayın, yanlışlıkla ağzımdan çıktı. Eğer yarım saat içinde çizim elime ulaşmazsa o zaman konuşuruz Asya Hanım. Ama benim çok uykum vardı ya. Ama yine de çizmeye yeniden ve yine yeniden devam ettim. Bu herhalde Asya'ya 5. çizdirişimdi. O da arada homurdansa da çiziyordu. Tamam, bu son diyeceğim an kafamı kaldırdım ve hemen yanımda masaya kafasını yaslamış uyuyan Asya ile karşılaşmıştım. Saat 23.38'di. O yüzden yorgun düşmüştü herhalde. Elimdekileri bırakıp Asya'yı incelemeye başladım. Uzun kirpiklerini, ela gözlerini, ince güzel burnunu, dolgun pembe dudaklarını ve şişko yanaklarını. En sonunda onu izlemeyi bırakıp konuşmaya başladım. Asya Hanım, hadi eve gidin. Yarın sabah devam edersiniz. Asya gözlerini ovalayıp bir anda bulunduğu ortamı algılayamadan çığlık attı. Ne yapıyorsun be odamda? Çıksana manyak. Kahkahayı patlatmıştım. Uyku sersemliğiyle şirket odasını odası sanmıştı. Odanızda değilsiniz, hala şirkettesiniz. Asya durumu anlayıp, kusura bakmayın Furkan Bey, bir an dalmışım dedi. Nasıl bir dalmaksa, aradan 45 dakika geçti. Tamam hadi, yarın devam edersin, şimdi eve git. Artık nasıl gidebilecekse. Asya yavaşça yerinden kalkıp çantasını almadan kapıya doğru ilerledi ama keşke ilerlemeseydi. Ha, kafasını kapıya çarptı. Ah, abi, kapıyı neden buraya montaladın? Ben şimdi nasıl gideceğim evime? Of, bu kız uyku arasında hep böyle miydi? Fazla tuhaf ve sevimli. Yok Asya Hanım, burası eviniz değil. Hadi ben bırakayım sizi eve. Yok öyle bir şey Furkan.
Dün evine boş bir dosya için o saatte beni yanınıza çağırmıştınız. Şimdi acımanız mı tuttu? Asya bana Furkan mı dedi? Ya da dünden dolayı bana çok mu sinirliydi? Hangisini şaşırsam sevinsem bilemedim. Tamam hadi, bunu da yarın konuşuruz. Hadi ben çantanı aldım, seni eve bırakalım dedim. Arabayı şirketin otoparkından almıştım ve ön kapıyı açıp Asya'nın oturmasını bekledim. Peki o ne yaptı sizce? Asya, önü oturacağımı düşünmediniz herhalde Furkan Bey dedi ve arka koltuğa oturdu. Hala uykusu vardı ve sarhoş gibi konuşuyordu. Keşke tek sorunumuz bu olsaydı. Şimdi Asya'yı eve bıraktığımda kesin Yağız'la birbirimize girecektik. Kardeşimle işinle falan olayı dönecekti ama ben kardeşini 2 senedir seviyorum. Biraz da bu şirkette olmasın ben ayarladım diyemezdim. Geçen yarım saatin ardından Asyaların evinin önüne gelmiştim. Hemen telefonu alıp Yağız'ı aradım. Alo Yağız, iyi geceler. Neredesin? Evdeyim Furkan, ne oldu? Kardeşim nerede hem? Nasıl staj gören bir kişiyi bu saate kadar mesai gibi gösterirsin? Evet, nereden bilgi aldıysa bu saate kadar şirkette olduğun haberi hemen uçmuş. Bilmiyorum sana kim dedi ama o çizimin yarına yetişmesi gerekiyordu. Hem Asya uyuyakaldı, onu ben getirdim. Sana mı kaldı onu getirmek Furkan? Ben almaya gelirdim. Neredesin söyle çabuk. Sakin olur musun Yağız? Ne bu böyle? Aşağı evin önündeyim. Gelirken bir örtü getir bence. Kardeşimi düşünmek sana mı kaldı Furkan dedi ve telefonu yüzüme kapattı. Tipik Yağız'dı işte. Her zaman kardeşini herkesten saklayan can bir fanusta tutabileceğini sanıyordu. Hemen aşağı inip arkadan kardeşini almıştı ve nezaketen teşekkür edip eve geçti. Ben de artık Asya'nın öğrenme vakti diye Asya'ya mesaj atma kararı aldım. Biliyorum şu anda uyuyorsun ama sabah kalktığında ilk telefonuna baktığını biliyorum. O yüzden şimdiden yazıyorum. Bugün söylediklerim yanlıştı biliyorum ama dün seni o Serkan alınca sinirlendim. Şimdi diyeceksin ki size ne oluyor? Bırak bana artık bir şeyler olsun Asya. Ben seni 2 senedir seviyorum. Şimdi diyeceksin ki sen beni nereden gördün? 2 sene önce abinle halı saha maçına gitmiştik. Orada oynarken sen bir ara gelmiştin ve abinden anahtar alıp gitmiştin. 5 dakikalık bir süreydi ama suretin bir ömür aklıma kazındı. İşte yengeciğim, o mesajla başladı her şey ama öyle çok sık buluşmuyoruz. 1 senedir böyleyiz ama 2 kere buluştuk. 3-4 kere de mesaj attı, bu kadar. Furkan abine söyleyelim diyor artık ama ben engel oluyorum. Biraz da korkuyor gibiyim. Olur mu öyle? Ben abinle konuşurum sen istersen. Yok yok, ben abimin yok deyişine dayanamam. Onun da önüne geçemem. Elbet hayırlısı neyse o olur. Ben tam bir şeyler düşünecekken Yağız'ın sesini duydum. Mihran, bana bir bak hadi karıcığım. Hemen odadan çıkıp koridora geçtim. Ne yapıyorsunuz diye bakmaya gelecekken konuşmalarınızı duydum. Asya'ya söyle, Furkan'a söylesin. Uygun bir zamanda gelsin istesinler. Mihran'dan. Yağız'ın dediğiyle şok olmuş bir şekilde Yağız'a bakıyordum. Bakma öyle ürkek Ceylan. İçerideki konuşmalarınızı duydum. Böyle olmaz. O yüzden gelsinler söz olsun. Şaşırtıyorsun beni Yağız. Senden hiç böyle bir tepki beklemiyordum. İyi o zaman. Böyle bir tepki beklemiyorsan hiç söyleme Asya'ya, kalsınlar öylece. Yok yok, şaka yaptım kocacığım. Hemen Asya'ya haber vereyim. Çekil önümden. Ha bu arada annemgile de uygun dille anlatın. Kalplerine inmesin. O iş bize yiğidim deyip omzuna omzumu atıp Asya'nın odasına geçtim. Biraz Asya ile uğraşsam sorun olmazdı bence. Ne oldu yenge? Abim ne diyor? Duymuş mu yoksa? Evet yengecim duymuş. Furkan'ı dövmeye gidiyor şimdi. Tutamadım. Asya bir anda ayağa kalkıp ya yenge ciddi misin sen? Hemen bulalım hadi abimi. Hem bana da sinirlidir şimdi. Bir hışımla çıktı gitti. Tutamadım. Asya bir anda oturup ağlamaya başladı. Af, galiba şakanın dozunu kaçırmıştım. Ay hemen dağla sulu göz görümcecim. Hadi kalk, söz için hazırlık yapalım. Ya yenge ya, benim derdim ne, senin derdin ne? Ben kimsenin sözüne gidemem. Sen annemle git, ben yalnız başıma kalmak istiyorum. Nasıl yani, kendi sözüne gelmek istemiyor musun? Asya bir anda söylediğimle duraksayıp, sen daha yeni ne dedin yenge? Kendi sözün diyorum deli.
Abim bizim konuşmalarımızı duymuş. Mesaj atsın, söz yapalım. Ailesiyle de konuşsun, bizi arasınlar, gün ayarlasın falan dedi işte dedim bir çırpıda. Yenge, sen ciddisin. Hiçbir zaman bu kadar ciddi olmamıştım, emin olabilirsin. Ya ben şimdi ne yapacağım? Ne yazsam Furkan'a? O sen konuş, hemen yarına isteyelim falan diyordu. Ben çok erken falan demiştim. Tamam o zaman, git konuş şimdi. Ailesi annemleri arasın, uygun bir zaman belirlesinler. Hem sözden sonra dini nikah da kıyarsınız. Siz hem rahat rahat gün alışverişi yaparsınız, hem de günaha girmemiş olursunuz deyip yanağına sulu bir öpücük bırakıp Sevda annemin yanına gittim. Sevda anne, ne yapıyorsun? İyiyim kuzum, gel otur. Allah nasip ederse torunlarıma kazak örüyorum. Kolay gelsin anneciğim. Fırat babamla sana bol köpüklü kahve yapayım. Sohbet ederiz, olur mu? Olur olur kızım. Hemen Asya'nın yanına gidip konuşmak için onu cesaretlendirdim. Sonra hemen evi süpürüp sildim. Şimdi mutfakta bulaşıkları yıkıyordum ki Yağız benimden sarılıp boynumu öptü. Oo, benim karım bakıyorum da çok hamarat olmaya başlamış. Normalde öyle değil miydim yani? Yok yok, hemen alınma, şaka yaptım. Ne yapıyorsun? Bulaşıkları yıkayayım, sonra Sevda annemle Fırat babama kahve yapacağım. Sen de ister misin? Tamam o zaman, bana da yaparsan çok güzel olur. Şimdiden ellerine sağlık dedi ve yanağımdan makas alıp içeriye geçti. Yarım saatin ardından çok şükür bulaşıkları halletmiş, şimdi de kahve yapıyordum. Asya'yı yanıma çağırıp onunla birlikte içeriye geçtim. Afiyet olsun. Fırat babam, sağ ol güzel kızım. Seni de yorduk ama bugün siz hem neden dışarıya çıkmadınız? Hava çok güzel. Yağız, öğle vaktinde çıkarız baba. Asya, baba ve anne, sizle bir şey konuşmak istiyorum. Fırat babam, söyle kuzum ne oldu? Asya o anda bana kaş göz işaretiyle hadi sen anlat mesajı verdi ve ben de pat diye söyledim. Orhan Ayhat'ın oğlu Furkan Asya'yı istemeye gelmek istiyormuş. Eğer sizin de izniniz olursa uygun bir zamanda gelmek istiyorlarmış. Fırat babanın sesi titreyerek Sevda ile konuşsunlar, bir gün belirlesinler, gelsinler. Hayırlısı olsun, ne diyeyim? Sen ne düşünüyorsun Asya? Siz nasıl uygun görürseniz baba dedi ve içeriye geçti. Ben de Asya ile çıktıktan sonra yukarıya kirli çamaşırları almaya gittim. Arkamdan da Yağız beni takip etti. Mihran, hadi işini hallet, sonra gezmeye çıkalım, olur mu? Tamam olur, şu çamaşırları makineye atayım, sonra hep beraber akşam yemeğine çıkalım, olur mu? Hep beraber gidelim ama. Oo Mihran Hanım, ne oluyor size? Neden benimle dışarıya çıkmıyorsunuz? Tek başıma cazip gelmiyor muyum size? Hayır tabii ki de Yağız. Hem annemle babam işten güçten dolayı hiç yemeğe çıkamıyorlar. Onlar da gelsin, değişiklik olur onlar için. Yağız yanıma yaklaşıp alnıma dudaklarını değdirdi ve derince öptü. Tam annemle babamın istediği gelini kendime eş olarak seçmişim. Hiç şaşırmadım zevkime. Ay ay, şu Egon olmasa iyi çocuksun aslında deyip aşağıya hazırlanmaları için haber vermeye gittim. 2,5 ay sonra Mihran'dan. Bir ay önce Furkan'ın ve Asya'nın sözünü yapmıştık. Şimdi Asya'nın düğünü vardı. Kendime çok güzel bir kıyafet seçmiştim. Tabii ki de kocamı unutmamıştım. Yağız, hadi çık artık şu banyodan, geç kalacağız. Herkes gitti bile. Tamam tamam çıktım dedi ve ben de az da olsa makyaj yapmaya başladım. Mihran, neden makyaj yapıyorsun? Niye ya, olmamış mı? Hayır, fazla iyi olmuş. Beğenmedim bunu ben. Yavaşça Yağız'a yaklaşıp yanağına sulu bir öpücük bıraktım. Benim kocam neden bu kadar kıskanç acaba? Tamam tamam affettim dedi ve güldü. Ama şimdi bir sorun vardı. Bir ay önce aldığım elbisenin arkasını kapatamıyordum. Af ya, bir haftada da bu kadar kilo almış olamam bence. Yağız gelsene buraya, elbisenin fermuarını çekemedim. Yağız yanıma yaklaşıp omzuma öpücük kondurdu ve fermuarı yukarıya doğru çekti. Benim ürkek ceylanım bu ara kilo mu almış bakalım? Ya o bana ne demişti? Acaba beni beğenmiyor muydu? Vaz mı geçti ki benden? Gözümden yavaş yavaş yaşlar akmaya başladı. Yağız yanıma yaklaşıp ne oldu ürkek ceylan, şaka yapmıştım ama ben dedi ve beni yanına oturttu. Kilo almış olabilirim, ne var bunda? Hem beni böyle de sevebilirsin. Ya kurban oldum, özel dönemimde misin? Ne bu trip?
Yanlış anlama, ben seni her haline severim. Şaka yaptın ürkek ceylanım dedi ve beni kollarının altına alıp sarmaladı. Bilmiyordu ki özel günümde değilim, sadece hamileydim. Bunu güzel bir günde diyecektim ama ben de yeni öğrenmiştim. Daha 2 gün olmuştu ama 3,5 aylık hamileydim. Ha, bu arada annemlere yurt dışından döndüğümüzü söylemiştik. O yüzden sürekli onlara gidip gelebiliyorduk. Malum İstanbul trafiği pek fırsat vermiyordu ama olsundu. 2 saat sonra düğün salonuna gelmiş hep birlikte oturuyorduk. Kardeşim Gülce de üniversitesinde bir boşluk bulup bir haftalığına yardıma gelmişti. Ne yazık ki benden çok Asya ile ilgileniyordu. Neymiş çok yakın arkadaş olmuşlar da falan da filan. Yağız, hadi gel biz de dans edelim ürkek ceylan. Ah Yağız, şu ürkek ceylanı bir bırakamadın. Bu konuda anlaşmıştık seninle güzelim. Ne zaman ela gözlü bir ceylan kızım olursa o zaman sana söylemeyi bırakırım deyip beni biraz daha kendine çekti. Asya ile Furkan çok güzel bir çift olmuşlardı. Ha, bu arada Furkan yeni taşıyacağı evini bilerek Asya'ya çizdirmiş. Sırf onu istediği bir şekilde olsun diye. Nişanlandıklarında işlemler daha da hızlanmış ve ev şu an hazırdı. İşte mimar şirketinin sahibi olunca her şey daha kolaydı. Ben düşüncelere dalmışken aramıza Serkan geldi. Yağız, ne oldu Serkan? Bir sorun mu var? Yok Yağız, hani ben de davetliyim ya kardeşim dedi ve Yağız'ın yanına oturdu ama bir gözle kardeşim Gülce'deydi. Serkan, Mihran yenge, yanındakini daha önce görme olasılığın var mı? Olabilir, bir ara ben kardeşimin yanında kaldım ya, sen de bizi yolda görmüştün hani deyip kaş göz işareti yaptım. Gülce, ben çöp atmaya çıkarken beni birine benzetmiştiniz dedi. Bunlar böyle dilişirken Yağız gözüyle Serkan'ı uyardı ve önüne döndü. Asya gerçekten çok güzel bir gelin olmuştu. Ben dolu gözlerle onlara bakarken Sevda annem, ne oldu kuzum, niye gözlerin doldu öyle dedi. Yok bir şey annem, bir an Asya'yı böyle görünce duygulandım. Bak hemen sildim gözyaşlarımı. Yağız beni kendine çekip, Mihran neden bu ara bu kadar ağlıyorsun güzelim? Ağlamak sana hiç yakışmıyor, burnun kızarıyor, gözlerin şişiyor. Ela gözlerim bulanıklaşıyor dedi ve annemler görmeden gözlerimin üzerinden öptü. Ya Yağız deli misin, annemler görecek. Annemle babam görürse vururlar seni. Hele Buğru abim seni keser. Oo, karım öpemeyeceksem biz niye evliyiz? Hem onlar bize bir şey demez. Sonuçta Buğra'nın da düğünü yakın. Aldık ona öğretmen meslektaşını. Evet, benim yakışıklı abim evleniyordu. Onun da düğünü 1 ay sonraydı ve okuldan tanıştığı biriyle evlenecekti. Af, yine bak gözlerim dolmaya başladı. Çok şükür bu düğünü de atlatmıştık ve artık evimize gidiyorduk. Yağız'a dönüp, Yağız, benim canım pilav üstü tavuk ve nohut çekti. Hadi gel yiyelim. Ama saat 1 olmuş güzelim, emin misin? Evet, hadi gidip yiyelim. Hem eve gidince benim de sana bir sürprizim var. Bakalım beğenecek misin? Ben sürprizden önce seni çok özledim. Ama düğünde yanında olamadım deyip dudağıma küçük bir öpücük bıraktı ve yola devam etti. Bak yine kalp atışım hızlanmıştı. Her seferinde böyle olmak zorunda mısın be kalbim? Yarım saat sonra. Yağız. Mihran, emin misin bununla birlikte 2 porsiyon yemiş olacaksın? Ne var ya, sen benim ekmeklerimi sayıyorsun hem? Al yemiyorum, ye o zaman sen deyip kalan 2 kaşık pilavımı önüne bıraktım. Gece uyuyamazsın diye dedim ürkek ceylanım. Tamam al ye, hepsi senin olsun. Yağız'ın önünden tabağımı alıp son 2 kaşığımı yedikten sonra kalkabildik. 1 saat sonra. Eve gelmiş, üstümüzdekilerden kurtulmuştuk. Senin bana sürprizin neymiş göster bakalım. Elinden tutup yatağa oturttum. Baba oluyorsun Yağız yazgı deyip elini karnımın üzerine bıraktım. Yağız'a baktığımda boş boş bana bakıyordu. Hala olayı anlamamıştı galiba. Sen daha yeni ne söyledin? Junior yazgı geliyor dediğim anda yazgı beni kucağına almış döndürüyordu. Bir anda bıraktı ve yatağa yatırdı beni. Seni kaldırmamam gerekiyordu. Senin dinlenmen lazım. Hadi yat dinlen. Yarın da kontrole gidelim. Yağız, hasta değilim ben. Hamileyim. Bir sakin olur musun? Bir şeyim yok benim. Yarın içinde randevu aldım.
Gideriz olur mu deyip yanağına öpücük bıraktım. Yanaktan bir öpücükle bu müjde verilir mi ürkek ceylanım dedi ve dudağını dudağımla buluşturdu. Mihrandan. Yaz sabaha kadar başımda dikilip sürekli yastığımı düzeltmişti. Gecenin üçünde bol bol vitamin al diye koca bir tabak meyveyle gelince artık onu da yiyip durması için konuşmuştum. Yoksa kalan 6 ay benim için çok zorlu olurdu. Yaz, hadi hazırsan çıkalım. Bakalım Junior Yazgı ne yapıyor? Yaz, o daha limon kadar bir şey. Sence ne yapıyor olabilir? Olsun, limon olsa da olur. Yaz'ı hiç böyle görmemiştim. Daha önceki hallerinden bir başkaydı. Sürekli bana bakıp bakıp gülüyordu. Sonunda hastaneye gelebilmiştik. Yukarıda yazan Mehmet Güldal yazısını görünce sessizce ''Ben medeni bir insanım. Hiçbir sorun yok. Tıp sonuçta bu. 6 ay sabredebilirim.'' diye kendi kendine konuşmuştu ama ben duydum. Oh, çok şükür bunu sorun etmemişti. Hemen içeriye geçip muayene masasına yattım. Mehmet Bey, ''Evet Mihran Hanım ve Yaz Bey, bebeğiniz daha çok küçük ama haftasına göre gayet uyumlu gidiyor.'' Şu an bir sorun göremiyorum. Bebeğin cinsiyetini gördüm. Öğrenmek ister misiniz? İkimiz de aynı anda evet deyince doktor bey, ailenize küçük bir kız dahil olacak. Hayırlı olsun. Tebrik ederim deyip elime peçete uzattı. Ne yani? Şimdi önceden kurduğumuz hayaller gerçek mi olacaktı? 6 ay sonra. Aylar ne de çabuk geçmişti. Karnımda birinin hareket etmesi falan çok güzel bir histi. Yaz da sürekli hareket ettiğinde yanıma gelip onun hareketlerini izliyordu. Cidden şimdiden kıskanmaya başlamıştım. Yaz, sen beni artık sevmiyor musun diyerek ağlamaya başlamıştım. Ah şu hormonlar. Yaz artık o kadar alışmıştı ki hemen hallediyordu. Yok öyle bir şey güzelim. Ben seni hala çok seviyorum. Ne oldu sana böyle bakalım? Sen bugün bana hiç sarılmadın. Hep kızın da kızın. Aman benim karıcığım küçük doğmayan kızını mı kıskanmaya başlamış? Güzelim ben seni çok seviyorum. Hem sarılmayı unuttuysam şimdi seni daha çok sararım olur mu deyip beni kollarının arasına almıştı. Bir yandan da saçlarıma öpücükler bırakıyordu. O beni iyice mayıştırırken aklıma yaşananlar gelmişti. Zaman öyle çabuk geçmişti ki Yaz'ım ve benim ailem hep beraber hacca gitmişlerdi. Ve yeni dönmüşlerdi. Asya ve Furkan şirketlerini büyütmüşlerdi. Bu arada Asya da 4 aylık hamileydi ve oğlu olacaktı. Bu arada pek de ilk başlarda ısınamadığım Serkan Efendi, kardeşim Gülce'nin nişanlısı oluvermişti. Ne yapayım artık birbirlerini sevmişler diye göz yumuştum. Ben böyle dalmışken, Yağız, ne oldu güzelim, neyi düşünüyorsun öyle? Ailemizi düşünüyordum. Her şey ne kadar da güzel oldu değil mi? Her şeyde bir hayır var dedikleri bu olsa gerek. Onları düşünmek yerine başka şeyleri mi düşünsek? Ben seni çok özledim ürkek ceylan deyip dudağımı öptü. Ah, o anda karnıma bir tekme atılmıştı. Ah canım kızım, sen de bizi kıskandın değil mi? Az kaldı güzelim, babanla çok güzel günler geçireceksin. Yaz biraz sonra geri çekildikten sonra, ne oldu güzelim, bir yerin mi ağrıyor? Yok sadece hanımefendi sen öpünce bana tekme attı da. Oo benim güzel kızım akıllı dursan keşke deyip tekrar dudağını dudağımla buluşturdu. Ama bu sefer cidden çok büyük bir ağrı hissetmiştim. Yaz galiba kızımız senin hasretine daha fazla dayanamadı. Sancım var dedim. Yaz bir anda panik olup yanımdan kalkmıştı. Şu anda ne yapmam gerekiyor? Hadi kalk gidelim annemleri arayalım hemen hastaneye geçsinler. Kucağımda taşıyayım seni. Hadi kalk. Af, yine telaşlanmıştı. Yaz bir sakin olur musun? Bebek çantasını arabaya koy gel. Ben o zamana kadar üstümü değiştireyim. Olmaz öyle. Ben seni yalnız bırakamam. Hadi kalk üstünü değiştirelim. Giderken çantamı elime alırım. Yaz'a tamam deyip tam kalkacağım sırada suyum gelmişti. Evet, şimdi hazırlıklar başlasın. Yaz'ın yardımıyla üstümü değiştirip arabaya yerleştim. Yaz o kadar hızlı araba kullanıyordu ki korkuyordum. Yaz bir sakin ol artık. Şimdi arabadan seni indireceğim. Bu halimle ben süreceğim. Kendimi iyi hissediyorum. 5 dakikada bir sancı var sadece. Sakin sür hadi.
deyip onu sakinleştirmiştim ama cidden sancı çok fazlaydı. Yarım saat sonra çok şükür hastaneye gelebilmiştik. Herkes buradaydı ve bu gözlerim dolması için bir sebepti. Yağız, hadi güzelim, ben seni burada bekliyorum. Allah'a emanet ol deyip alnımı öptü. Bir saat sonra doğumdan çıkmış ve normal odadaydım. Yağız elinde yemeniyle kızımın kafasındaki şapkasının üstünden bandana yapıyordu. Elindeki ne Yağız? Hatırlıyor musun güzelim? Ankara'dayken sana bulaşan çocukları dövmüştüm. Sen de bana bu yemeniyi sarmam için vermiştin. İşte o gün seni sevdiğimi kendime itiraf etmiştim. O günden beri bu yemeni hep benimleydi. Hayalimde kızımız olursa ona bağlamaktı. Bizi hissetsin diye bağladım dedi. Cidden bir sene boyunca o yemeniyi saklamış mıydı? Gözlerim dolmaya başlamıştı. O anda Yağız yanıma gelip, ''Ağlama güzelim benim, hep böyle gülsün güzel yüzün'' dedi ve alnımdan öptü. Sonra kızımıza dönüp, ''Hoş geldin Ceylan'ım'' dedi. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.